İstanbul'da son günlerde sivrisinek ısırığından kaynaklı kaşıntı ve yara şikayetiyle hastanelere başvurular arttı. Vakalara dünyadaki en istilacı tür olarak da bilinen Asya kaplan sivrisineği neden oluyor. Peki evde sivrisinekten korunmak için ne gibi önlemler alınabilir? Uzmanlara sorduk. Hep sinek ısırığı, yemin ederim şu yüzü eli şurası. Sedek fosur fosur kabartıyorlar bunu. Ne zamanlar oluyor? Her akşam yiyor sinekler. Her akşam yani. Her gün var, günlük. Kolları, bacakları, hatta yüzleri yara içinde. Kaşıntı ve şişlik şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısı da her geçen gün artıyor. İstanbul istilacı sivrisinek tehdidi altında. Tehdidin adı Asya kaplan sivrisineği. İstilacı tür ısırdığında vücutta kızarıklık, kabarma ve şişmeye neden oluyor. Saatlerce geçmeyen kaşıntı başlıyor. Sarı humma ve zika gibi virüsleri bulaştırma potansiyeline sahip sivrisinek türü özellikle de çocukların korkulu rüyası. Çocuklar öyle bir ısırıyor ki hadi yine büyükler dayanamıyor ama çocuklar hiç dayanamıyor. Son 2-3 haftadır sivrisinek sokması ve sivrisinek sokmalarına bağlı alerjiyle hastanemize, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gelen hasta sayısında bir artış var. Normal şartlarda aslında biz Ağustos-Eylül aylarında daha çok başvuruyla karşılaşırdık. Bu yıl biraz erken başladı. Soktukları yerlerde kızarıklık, kaşıntı, yanma, alerjiye bağlı döküntüler, kızarıklıklar olabiliyor. Beraberinde işte su toplayan kabarcıklar tarzında sanki işte yanık var gibi alerjik reaksiyonlar gelişebiliyor. İstanbul'da özellikle de çevresinde dere gibi su kaynağı bulunan mahallelerde yaşayanlar risk altında. O mahallelerden biri de Avcılar Yeşilkent mahallesi. Burada yaşayan birçok kişi de kızarıklık ve kaşıntı nedeniyle hastanelere başvuruyor. Uzmanlara göre ise sivrisinek sorununun çözülmesinin tek bir yolu var. O da hem su kaynaklarının kurutulması hem de sık sık ilaçlama yapılması. Dereden kaynaklanıyor. Yeşillik çok. Dereden, en sonunda dereden kaynaklanıyor. Bir de dereye çöp atıyorlar. Dereyi çok pis kullanıyorlar. Vallahi bizim bir de bebeğimiz var. Biz fişe takılan ilaç aldık. Derenin üstünün kapanması gerekiyor abi. Çünkü buranın sivrisinek sorunu yazın hiçbir zaman gitmiyor. Daha çok böyle sıfır kan grubundan kişileri ya da böyle obez dediğimiz şişman, diyabeti olan, şeker hastalığı olan, şekere yatkın olan, çok terleyen, terlediği zaman koku salgısı bulunan kişileri daha çok tercih ediyor. Isırıyor. O yüzden de fişe takılan işte ilaçlar var. Onlardan kullanıyoruz. Sineklik var. İlaçlama daha sık yapılması gerekiyor. Saksı altlıkları, kullanılmayan şişe ve bidonlarda biriken durgun sularda sivrisineklerin üreme alanı olabiliyor. Uzun kollu, uzun paçalı giysiler giymekte fayda var. Ortamda bir cibinlik olabilir, bir sineklik mutlaka evlere takılabilir. Lavanta, çay ağacı yağı, okaliptüs yağı, kekik gibi bir takım yağların da en azından sivrisinek kovucu ya sinek savar özellikte olduğu biliniyor. Kısa süre önce...